Neymiş? Bebeli. Aa, o da baskını. Ay, o da baskın ama böyle olmadı. Kıyafetleri mi Okey, göreceksin? bakmıyorum. Ben sadece aynamı almaya geldim. Senin aynan yok muydu? O vardı, artık bu var. Ama bu benim aynam. Hayır, Senin o senin değilmiş. de, o Tuğçe'nin Hayır, aynasıydı. Tuğçe'nin odasının Hayır, aynasıydı. Tuğçe'nin aynasıydı ama artık ben onu odama aldım. Artık benim aynam. Şu an bu Aldım ve şu benim. an mesuliyet kabul etmiyorum. Aynayı ben aldım ve sen benim odamdan hiçbir şey dışarı çıkartamazsın. Nasıl engel olacaksın bunu? Ver. Ne kadar basit. Bir de Uğur Bey zayıftı ya. Ya bu çok ayıp bir şey ya. Çok ayıptı ya. Ben bu çok ayıp bir şey ya. Yani var ya. Ya hatırlamıyorum bunu. Dangalak. Ama Reşat nasıl bilmiyorum değil mi? Sen hangi Yasemin dedin? Diğer Yasemin. Ya. Yani ben uyku serseri miydim acaba? Karıştırdım yani. Bana... İzzetciğim şöyle yapalım. Bu konuşmayı böyle yapmak istemiyorum çünkü. Lütfen dışarıya çık. Arkadaşlarımız hangi Yasemin olduğunu anlat. Bir konuş bakalım arkadaşlar. Jurox'a benziyor lan. Evet. Kaldırsana beni dansa. O saçını bozacaksın Sündüz. Bozacaksın Sündüz. Bozmayacağım. Ben hazır saçla böyle burada kalmayacağım. Gelinmesini istemiyorum. Ne o? Aa, Mikas'ı ne yapacaksın? Faydam su. Niye bozmuyorsun? Senin saçını Ama ben bozacağım zaten onu merak etme. Bir dakika ya. Ne yapıyorsun? Onu ben alacağım. Normal sıradan oyuncak değil. Bozmayacağım. Benim belki canımı yakmak için yapmış olabilirsiniz ama siz anneliğin ve evladın ne demadığını bilmediğiniz için duymak istemiyorsan çık dışarı. Sen kimsin ben? Ne diyorsun? Hayırdır? Ne diyorsun? Oh my god man. E saçını mı çınıyorsun? Müzik ne? Kama sırasında bir özel işlem kullandım. Bunun altını çizerek söylüyorum. Saçın platin açılması için küçük bir püf noktası vardı. Bu benim yıllarca yaptığım deneyimle elde ettiğim bir şey. Saçını yıkatan kız hatırladın mı? A few moments later. Saçlarım dökülüyor. Aa, bunları izliyorduk lan. Çok çok komikti ya. O saçını yıkatan bir kız vardı. Evet evet evet. Bir tane de şey vardı saçı zeytinyağlı. Böyle ama evet, o muydu bu? Hayır bu o değil. O bu kız vardı ya. Sarışın. Şimdi neden ayrıldım? Eşim beni aldattı. Rusya'da yaşıyordu eşim. İşi geldi. Hangisi o ya? Orada işte aldatmış. Aslında normalde tabii duymamam gerekiyor bunu ama. Eşim sağ olsun resimler çektirmiş. Resimlerini yakaladım. Aldatma konusunda çok üzüldüm ama Ayşe'cim. Rusya'da olup da aldatmaması gerçekten garip olurdu. Ya ben... Benim kahvaltım nerede? Oğlum ne alaka Rusya'da olan adam illa aldatıyor mu ya? Yani Rusya'da olup da aldatmaması garip olurdu. Evet mi? Ya Başa ne alakası var lan? Pardon? Yeliz ne diyor bu? Abi babam Rusya'da yazmış. Babam Rusya'da yazmış. Dört tane sarı şerdi kaymış. Kardeşim sen bir yokla. Dün ben çok yoruldum. Dinlenemedim falan. Bana kahvaltı yapmayacak mısınız? Biz mi hazırlayacağız? Aa prenses. Şaka mı yapıyorsun? Burada böyle değil mi? Burada Pardon da sen bizi hizmetçi mi zannettin? Tatlım bana kahvaltı hazırlar mısınız? Günaydın. Günaydın. Hazırlar mısınız derken? Babysi ben de acıktım ve misafirim yani daha yeni geldim. Rejiden kimse kahvaltı hazırla diye gidip onlara baskı yap dememiş. Ben bu saça dokunmak zorundayım. Ama! Aa! Saçınız ama elinizle yıkamanız Saçınız bak kirli. Ama şu an saçınız kirli. Ben dokunuyorum ki. Hiç
çekinmiyorum. Çünkü ben alışığız biz bu duruma. Siz alışıksınız ama ben, benim hoşuma gitmiyor yani. Elinizi öksürdünüz. Ben alışıktan değil. Bakteri sizde de var olabilir. Ama ben sizi kırmıyorum. Gerçekten rahatsız oluyorum gerçekten. Bu saç çok yağlı, zaten kirleniyor. Bak elim, sizin saçınız benim elimden çok kirli. Ben şimdi yıkadım. Lavabodan çıktım geldim. İkide bir de bunu bana takıntı yapıp götüreceksiniz. Benim zamanımı çok kaybedersiniz. Bak süre tuttum. Temiz olduğu için aldım geldim ve... Temiz mi sizce o? Gelin. Şuradan aldım. Ben bana bir şey ispatlamanıza gerek yok. Gelmeme de gerek yok. Paket de varsa buyurun getirin. Burası parfüm salonu. Herkesin havlusunda boya lekeleri çıkmayabiliyor. Tamam ama... Sinirip saçını kesiyordu değil mi? Bu paket... Herkese özel gidip çarşıdan havlu alıp gelmiyor. Söylüyorum. Erkek güzelliğiyle ilgili bir şey soruldu. Evet. Oraya konulan resim erkek değildi. Bir çocuktu. Rujlu. Arkasındaki insanlar army, ordu adı altında... Abim dikkat et buralarda. Tehlikeli sıralar abi, geçsen mi? Ah, video bitti Allah'tan. Nam the chandelier. Nam the chandelier. Aman aman şş. Aman diyeyim. Şimdi biz kaçıncı yüzyıldayız? Kaçta anlaştınız? 21'de miyiz, 20'de miyiz? 20. 20. yüzyıl. 20. yüzyıl. Tamam. 20. yüzyıl hazır, orada bekliyoruz adam bizi. Nerede? Hangisi? X, X var ya. Doğru. Yandının bakışlarına hayranım ya. Bu nasıl bir bakış abi? Ne kadar mal oldu size? 1000 kişilik bir düğün. Burada niye Black Panther polisi vardı abi? Nerede lan? Bak o bir öncekinde, bir önceki şeyde. Bu kavga ettiler ya. Sadece kadın da bak Black Panther şeyi var, kolyesi var, fark ettin mi? Ha şunu dedi ya. Özel bir markanın kolyesi falan. Kardeşim ya. O bir kere evet, o tamamen ne o trend ne miydi bir dönem, bir şeydi öyle. 1000 kişilik bir düğün 64 bin lira artı KDV'si var. Artı KDV'si var mı? KDV'si niye söylüyorsun? 64 bin. Ne 64 binmiş ya? Ya aman Allah'ım. Hanımlar ne diyorsunuz 64 bin liralık düğün için? Bence asla. Chandelier. Sarıyı mesela, size sarıyı beğenmemiştim. Şurada sarı bir tane detayım yok mesela. Hani altını zaten dolduruyorum. Mesela. Ne yaptı? Tamam. Ama gerçekten şey Zehra Hanım. Chandelier. Rajonu yıkamadım. Ulan. MasterChef'te değil miydi ya bu adam? Beceremiyordu herhalde bu yemeği. Çiğ işte. Ha, yani, altı da çiğ. Yani hiç ben bakmayayım. Ha, altı pişmedi ki bu eti. İçi çiğ bu etin. Oha. Ben pişirebilirim isterseniz biraz daha. Olabilir. Yani ben bir şey yemeyeyim. Squid Game parada izleyeceğim şimdi. Şuraya bak, kıpkırmızı. İçi de pirinç. Chandelier. Ya ona gitmesini istiyorum, ona gitmesini istiyorum. Ne yapalım diye lan? Gitmesini istiyorum. Chandelier. Aldığın yerden devam edecek misin? Neler yaşanacak? Araya giren zaman duygular... Chandelier. Şu kendini çok sinirim bozdu ya. Zaten sinir olsun diye konuş. Didem! Didem ne yapıyorsun? Hanginiz yaptı? Kesin Mehtap yapmıştır. Mehtap yaptı. Hayır, Didem yaptı. Yakışan bir harekette bulunmuşsun. İşte sen busun, bu kadarsın. Anladın mı? Sen bu kadarsın. Bu programların hepsi yasaklandı değil mi arkadaşlar? Yok artık böyle şeyler değil mi? Yok ya. Yani. Şey, izdivaç yasaklandı galiba. Ha, böyle program şu an yapmak ister yapabiliyorlar mı ya? Yoktur artık ya. Ben televizyon izlemiyorum. Bilmediğim için soruyorum cidden. Keşke olsa. Chandelier. Yalan. Kelimelerine dikkat et. Kelimeme dikkat etmiyorum. Kelimelerine dikkat et. Etmiyorum. Dikkat et. Etmiyorum. Dikkat et. Etmeyeceğim. Etmeyecek misin? Etmeyeceğim. Ben de kelimelerime dikkat etmiyorum o zaman. Chandelier. İlk günden beri yaptığım her şeyi yapıyorsunuz. Bir akım şeklinde böyle deniz gibi yayılıyorsunuz. Bahar, ama bunu yapamazsın. Hayır, dondurma hayatta, benim için çok özel sen, ve benim gibi şarkı söyleyemezsin. Ben dondurma söylemedim. Ben söyleyeceğim. Tamam, dondurma.
söyledim Bahar. Söyleyelim bugün. Ama çok sinirliyim. Neden? Ama sen vermişsin numarayı. Hayır, ben Onur Bey'i söyleyeceğim. Bütün yaz tatili boyunca söyleyeceğim. Benim şarkım, benim aranjörüm. Uzak dur. Çandalıyım. Elinden tutuyor bir de. Ama kulağına son soruyor. Ben de kutup ses istiyorum. Aga! Reis! Reis! Şimdi dur demem. Çandalıyım. Bundan gelin. Ama Sevgi Hanım, düşünsenize bundan... bundan çok değil, 100 yıl kadar öncesinde yaşasaydım bana da diyecektiniz ki Bahar kadın. Ay ben ondan ya bahsetmiyorum. Ya ne saçmalıyorsun sen diğer ya? Böyle bir tane diğer tarzı var mı? Bu üslup tarzı. Bak bir şey, ben bir söyleyeyim sonra siz birbirinizle... Bahar gibi giyiniyorsun ama hiç film izlememişsin belli. Bahar, ben senin nasıl giyindiğinden burada bahsetmeyeyim istersen. Bahsetsene. Bahset nasıl giyiniyorum istersen. Hadi bahset hadi. Nasıl bir seriymiş? Ne güzel seri yapmışlar. Evet. Bunu izledim. Az önce 5'i mi izledim ben ya? Yok. Hayır ya. Harbiden ya. Şu çocuk işte, bu çocuk. Till I lose count, I am gonna swing from the chandelier. From the chandelier. CV ne kadar yazacağız bunu? Ben sonra geleyim. Bebeğim bilmiyorum. Sen çık bir ara uğrarsın. I am gonna live like tomorrow doesn't exist. Like doesn't exist. I'm gonna fly like a bird. Bugün rolde baboli. I will tell you something. Igor is coming. Gelmeye başladı. Evet, size için özel getirttirdiğim kahvemi yapıyorum. Aa, gerçekten mi? Evet, bakkaldan geldi. Çok uzaktan gelmiş. Şaka mı yapıyorsun? Güzel. Kapatmıştın. Sıcak servis edeceğim diye açmıştınız. Olsun, yeter o. Yanmamış. Yanmamış da abla. Altı kömür ama. Zaten böyle olması zaten böyle olması gerekiyor. Hazır mısınız sorulara? Kendinize... Ha, onun altına hiç dokunmayacaksın. Üstünden böyle küçük küçük vura 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 toplayacaksın ama onun istadı gelir oraya. Gelir oraya. Güveniyor musunuz? Kesinlikle yemek menüme öteki. Bu şey değil mi ya? Annemi karıştıramazsın diye çıldıran. Hangisi tahıl ürünlerinden elde edilen çorbalardan değildir? A. Tarhana, B. Mercimek, C. Yayla, D. Şehriye. Bence şehriye. Neden şehriye? Şehriye daha çok bence toprakta yetiştirilen bir bitkiden Tarhana çıktığını ya. Düşünüyorum. Bu yüzden tahıl ürünleriyle alakası olmadığını düşünüyorum. Sen tarhana mı dedin? 1,5 yaşında olmak istiyorum. Ne? Oğlum tarhana mı? Çorbadan hiç anlamadım. Yayla mı? Yayla da. Kaç yaşında olmak? Sen ne sorun onu duymadım. 18. Çok yaşlandım. Sesim kalınlaştı işte. Herkesin istediği şey oldu. Hayatta en çok kıskanan şey sesimdi. Sesim o kadar inceydi ki. Cırcır böceği gibiydi. Çıktı ya. Zor zamanlar atlatmışız ya. Zor zamanlar atlatmışız harbiden. İçin tokalaşmıyorsunuz. Canım öyle istiyor. Ay, Raju oğlum. Karıştırdın. Yo, sizi izledim. Niye kilitleniyorsun? Ben mi bilmiyorum niye kilitleneyim? Hoş geldin. İlişte yapacağım. Sakın bana kilitlenme. Yok aşkım, sana kilitlenmem, merak etme. Korkman gerektiğini sen de aşkım, bence biliyorsun. Aşkım ne kadar basit kelime. Korkmuş gibi gözüküyor. Gereksiz özgüven ya. Korkmamış gibi diyor. Allah'ım. Sakın. Buradan bir yaprak kesin. O benim manevi değerlerime zarar veriyordu. Sakın. Kusura bakmasın ben sana. Sakın. Yapma. Bu bir canlı zaten. Sen bunu nasıl kesiyorsun? Canlı değil canım. Canlı sahte. Bu. Neresi sahte? Sahte bu. Bak sahte yapma. Canım. Sahte. Sakın. Bak sahte. Bırakır mısın? Kokmuyor bile. Sen hayatında hiç orkide görmedin. Duyuyorum. Sahte. Sakın. Daha iyi canlı bu. Kendi sen şu an bir canı kestin. Bu duyuyorum bebeğim. Aa. İlginç
olaylarla karşılaştık. İnsanlar zaten bu seri çok güzeldi. Zaten söyle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Tanısalar da tanımasalar da. İlk kez bir şeyi gördüm. Şahit oldum. Bülent Ersoy'un eteklerine kapanıp ayaklarını öpmek istediler. Ya şey... O harbiden güzeldi bu arada. Hoş geldin. Hiç hoş bulmadım. Hoş geldin. Adnan rahatsız değil mi? Adnan rahatsız. Başka eksik var mı? Başka eksik yok. Ne oldu diye soruyor musun? Oğlum bakar mısın ya? Oğlum hanıma alan. Hanıma geldi. Başka eksik var mı? Bak başka eksik yoksa. Hakan hasta rahatsız değil mi? Hakan'ı hasta yatağından kaldırın. Kısmetse olur erkeklerin bir yeri. Oh fuck man. Ne yapıyorsun Gamze? Gamze. Otur yerine. Otur. Kaçıyor mu lan? Oo bir de burada ifşalar varmış. Böyle bununla kim oturuyordu? Dışarıda ne yapıyordu? Hayranlar çekmiş. Ben de esmerlerden hoşlanıyorum. İyi yemek yapmalı. Mehtap yürüt kızım. Nasıl esmer sever? Esmer mi seviyormuş? Kardeşim kaç kere uyardım seni. Hayallerinizden bahsediyorsunuz. Ama esmer seviyorsunuz. Ama sen beni tarif etmiyorsun. Ben bunu söyledim çünkü senin tam tersini söyledim. Ha? Ha? Sebep? Çünkü ben aslında senden... Ne dediğim? Senin tipinden hoşlanıyorum. Ben hayalimdeki kadını yalan söyledim. Çok iyiymiş lan. Çok iyiymiş lan. From the chandelier. Ben ikna oldum. Kes çeneni. Ya kes çeneni. Hayırdır? Bana hayırdır. Sıva bakın. Hayırdır? Hayırdır. Baştan alabilir miyiz parçayı? Alalım, ne yapacaksınız? Efendim bir şarkı ancak bu kadar katledilebilirdi. Düzgünlü çeçalarlarsa devamını. Abo. Sen terbiyeli takın biraz. Tamam mı? Well. Bu şekilde ancak bu şekilde terbiyesizlik yapılabilirdi. Okey. Nasıl ne? Nasıl ne? Her seferinde yıkıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Dalga geçiyorum zannediyorsun değil mi? Dalga geçiyorum. Çünkü dalga geçer gibi karşımda gülümsüyorsun. Beni dinlemediğin sürece hep kaybedeceğiz, tamam mı? Beni sadece dinle... Kaybedelim o zaman! ...daki bu hasretini! Reis! Gerçek reis çıktı ya. İlmek. İstenmiş gibisin hasretinle yüreğime. Koyma adamı o programa, bak hepsinin içinden geçer ha. Nereye böyle? Onu döver Arda. Suskunluğunun itirafıdır. Vefasızlığına. Yapınca öyle olmuyor da bizim. Hayır, yeni kombin yok artık. Oğlum kulağıma güzel geldi lan. Bu kadar şeyden sonra bayağı. Ne oldu lan o? Vente gitti amına koyayım. Vente gitti. Ne oldu? Gitti. Ne oldu Bahar? Çok... İyi misiniz? Şizofren olduğunu fark ettim. Dur. İşte. Daha çok güle. Daha çok gülmeliydim. He. Ayrıca. Hı. Neye bakıyorsun? Allah Allah. Bir şey yok bunda ya. Var mı? Söyleyebiliyor muyum? Üstündeki gerçek mi diye çok merak ediyorum. Gerçek. Yani ben hayvanlar olunca böyle acayip kötü oluyorum, kıpkırmızı oluyorum. O yüzden nefret ettim bugün senden. Şu anda biraz halka oynadığını düşünüyorum bu gözyaşlarıyla. Hayvan konusu ayrı. Ben de hayvan severim.
Ama şu anda yaptığı... ben de hayvan severim deyince zoomluyor ya bir de kürke. Oğlum çıldıracağım. Üzerindekiyle hayvan severim diyebilme ihtimalin yok Duygucuğum. Yok baba bana göre yok. Bu benim kişisel fikrim. Sonuna kadar da savunurum. Hayvansever olarak kendini ifade etmemeni tercih ederim burada. Merak ediyorum Brezilya poposu yaptırmışsın. Allah aşkına şunu bir göreceğim. Gel. Oğlum bunların artık birebir imitasyonları yapılıyor yani. İmitasyon yapılıyorlar. Artık aslında kalmadı ki öyle şeyler yani. Giymeyin amına koyayım. Belli ki hayvanları katlediyor işte millet yani. Al imitasyonu birebir aynı görüntü ya. Gerçekten canlı hiç görmedim ben şu Brezilya poposunu. Bir de nasıl oluyor? İçine silikon neymiş mu koyuyorlar? O? Kendi yağınla mı? Bir bakalım. Şimdi normalde. Allah Allah. Cidden televizyonda yapmışlar mı bunu ya? Şöyle bir yan dön. Allah Allah. Bayağı da yuvarlak. Yokladı ya. Aa, silikon alın. Hatırladın mı? Hatırladın mı manyağı? Sapık. Hayır vuramadım. Ama her gün yüzlerce kadın tacize uğruyor. Ne söylemek istersin? Vallahi ne demek söylemem. Şimdi insanlarımız yani kimse zapt edilmiyor. Bizim kadınlarımız da çok şey geziyor yani. Çıplak geziyor. Seh erkekler de hani biliyorsun azıyor. Ama şimdi onların öyle gezmesi erkeklerin de onu yapmasını gerektirmez değil mi? Erkekler şu an tarih oluyor yani biliyorsun sen de yani çok. Herkes yani kendi şerefinin namusunu biliyor. Efendim hiç tacize uğradınız mı? Tabii ki de hayır. Ama uğrattım. Bu ne ya? Yarra bu ne oğlum ya? Bunun ne bu oğlum bunlar? Ama farklı bir şey sanıyorlar mı? Aha bu Şevkat. Anlat bana. Önce bir evlilikten falan bahsediyor bence. Kızıyla yaptım. Kaç yaşında? 17 yaşında peşinde giden bir kişi. 17 ama... yaşındayken evet. Hiçbir şekilde ailenin baskısı olmadan öz amcanın kızını kaçırarak evlendin. Evet doğru. Doğru mu anladım? Doğrudur efendim. Amca. Duygan abi. Efendim. Abi yalnız bir uyarı geç bence bak banlar daha yeni açıldı herkes çok küfür ediyor. Arkadaşlar en az 2 yılı var bak bir dahaki ban affının. Etsinler amına koyayım. Bence sövmeyin. O çocuğa etsinler amına koyayım. Bir kaza sonucu kader kurbanı olarak cezaevine düştüm. Cezasını yattım. Ne yaptın? Ne yaptın anlamadım ben. Kader kurbanı olarak. Hanımı mı öldürdün? Kader olarak. 14 sene yattın içeride çıktın. Evet, evet. Çıktıktan sonra ne oldu? Çıktıktan sonra tekrar bir daha evlendim. O da daha kocasından boşanmamış. Ondan sonra ne? Oğlum bu kriş bir video değil bu bayağı böyle yani. Kafayı yeme başladım. Videosu. Sabrede. Beni öldürmeye kalkınca kendi öldü. Kendi nasıl öldü ya? Kendini ben öldürmüş oldum. Ay onu da mı öldürdün Sefer evet. Amca ne yaptın ya? Bende yalan yok. Dobrayım ben yani. Helal olsun dobraymış ya. Ben vallahi. Ay ama yani ben... Olmaz. Oh! Yılmaz Erdoğan'a benziyor lan. Onu önceden çok izlediğimiz için tepki vermiyorum. Vermişimdir ona tepki. Ben bu az önceki değil mi bu? O bana göre diyecek bir şey. Ya bu ülke bu. Bak, o ağzına da bu programlarla budi. Nasıl ilerleyebilir ya? Yani nedir bunlar ya? LGBT örgütleri yurt dışından fonlanan, kışkırtıcı, Kabe'nin örtüsünün üzerine olmadık hakaretleri yapan bunlar terör örgütü benim gözümde. Katile de acımak lazım. Ya yeter. Katile de acımak lazım. Diyor. Böyle şaşırdım. Öyle bir tatlıyı nasıl beğendi ben anlamadım. Resmen şimdi kekin yine... üstüne kaka olup... Kanım donuyor şu an. Gitgide kanım donuyor. Yani... Bu arada kesit yapıyorlar abi. Tam olarak almıyorlar ki. Farklı bir şey diyor olabilir. Ya olabilir de insanın kanı donuyor işte. Böyle düşünenleri biliyorsun ya. Ya da çok kötü yerlerde yemiş de olabilirsin. Masada beğenmeyen... Az öncekilerin hiçbiri kesit değildi oğlum. Çatır çatır konular. Ya biz gülelim diye açtık da bu video iğrenç videoymuş ya. Evet ya bu video niye gülmediniz ya? Sonucuyum. Yarışmacı arkadaşlarınızla bu şekilde konuşabilirsiniz ama benden büyüksünüz diye saygımdan dolayı susuyorum. Buyurun afiyet olsun. Teşekkür
Teşekkür ederim. Ne dedi ki orada? Kötü yerler demiş. Yani bence İnsanlar. Siz hiç cheesecake yemediniz galiba. çok kötü yerler demiş de olabilirsiniz. Masada beğenmeyen cheesecake'i bir tek sizsiniz. Yasemin Hanım, çok özür dilerim. Yarışmacı değilim. Çok önemli bir konu bu çünkü cheesecake'i mutlaka iyi bir yerde yemiş olması lazım. From the chandelier. Bu program mı? Abi ne oluyor İyiydi ya? Olur. Ama abi. Ütüde mi yapıyorlar? Abi ne oluyor ya? Hindistan'da et bulamıyorlar. Sucuk alıp ütüde de yapıyorlar. Yanarsınız. Bülent Ersoylar kaç kilo kalkan yiyip komaya bile girdilerdi ya. Oh. İşte bu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yiyeceğim. Şuradan bir tane yapsam hakikaten ya. Bir tane yedim ama. Ocak yıkan bakış. Ya bir git Allah aşkına sen kimsin? Oradanı da benden çalmazsın. Başı vardı iyi dayanıyorsun. Ben çok iyiyim. Ben çok iyiyim şu an. Tatlı gidiyor ya. Bence çok tatlı ya. Sen gerçekten iyi değilsin ha. Bu kadar kompleks. Lan bu kız şey değil miydi ya? Bu bir yerde yarışmacıydı diye hatırlıyorum da saçının ben yeri. Ben soldakini şey tanıyorum. Beyazdı ya bunun bir yeri galiba. Soldaki kim? Gelin ve damat sonra arabayla giriş yapamıyor. Bas AS'ye, şeye, WS'ye. WS'ye basıp göt attıracaksın. Salonla böyle bir değişik şey tutmuşlardı. Bu abi ahu vardı. Ahu ile Meriç hatırladın mı? Araba ediyordu arabayı. Lan o. Televizyonda birbirlerine araba edip araba parçalıyorlar böyle. Aa, benim en özlediğim program bu arada. Elini arabanın üzerine koyup beklenen program. Oğlum orada bir noktadan sonra kafayı yiyordu millet böyle ikinci günden sonra üçüncü günden sonra titreme geliyordu bunlar garip garip şeyler dönüyordu hatırlıyor musunuz hangi öyle bir şey? Hangi program o? Oğlum eskiden öyle bir program vardı dokun bana mıydı neydi yazdı memo arabanın üzerine elini koyuyorsun 15 kişi açsana abi dur bakarız ona. Mr. Beast'i mi gördü ki? Twitch'te yapmalı ha Twitch'te. Ay. Sen erkek olduğunu hissettireceksin ki zaten bağıracaksın daha doğru senin kadının ya. Ne dedin yere başım biraz önce? Erkekler düz fikirlidir. Tamam. Hayır. Güzele yönelir. Sen kız arkadaşını tanıştırırsan erkekler de sinirli bir şey yapar. Söylemedim ama. Ama eğer ki... Dolu bir vaziyette kürküm var. Ama bunları ben para verip satın almadım. Annem, kayınvalidelerim, görümcelerim... Eskiden çok iyiydi. Eskiden koymuşlar dolaba. Onları satıyoruz o zaman ve barınaklara bağışlıyoruz Nesli'ciğim. Yok hayat böyle bir şey yapamayacağım. Neden? Ben zaten başlı başına bir bağışlayıcı barınak vaziyetindeyim. Peki. Başka türlü yardımlarım oluyor zaten. Hayır diyorsun. Bir de ben şöyle düşünüyorum. Acayip hayvan severim ama... Acayip hayvan severim ama... Ben giyeceğim lütfen. Giy, bir benim gibi bakalım. Aa. Şöyle bir mankenlik yap. Abi ne? Çok güzel. Çok güzeldi.